Başbakan demokratikleşme paketine hafta sonu son şeklini verdi. Paketteki önemli başka bir düzenleme de tutukluluk süresini 5 yıla indirme kararı oldu. Öyle zannediyorum ki herhalde yüzlerce, binlerce insan bundan istifade edecek. Son dönemin davalarını yakından izleyen deneyimli bir ceza hukukçusu Profesör Doktor Ersan Şen telefon attığımızda. Ersan Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu tutukluluklarla ilgili 5 yıl sınırı hangi davaları, kimleri etkiler sizce? Şimdi tabii 5 yıllık tutukluluk sınırının önce hesabını yapmak lazım. İnsanın gözaltına alındığından itibaren yerel mahkemenin mahkumiyet kararını verdiği aşamaya kadar geçen süreyi maalesef Yargıtay kararlarıyla bu yönde ceza genel kurulu kararı hesap o şekilde yapılıyor. Yani Yargıtay'da geçen tutukluluk süresini tutukluluktan saymıyorlar an itibariyle. Dolayısıyla şu anda davaları devam eden, davaları bitmemiş olan insanlardan ağır cezalık suçlarla yargılananlar, terör suçları dahil eğer bu düzenleme çıkarsa 5 yılı dolduranlar tahliye olacaklar. Bu bir hakkın, yani şartsız veya adli kontrol tedbiri altında bu serbest bırakılmalar gerçekleşecek. Ancak tabii o konuda sorunuzu bekliyorum. Bir insan 5 yıl tutuklu yargılanır mı? O da işin diğer acayip tarafı. Onu sormuyorum. Bir de yani siz doğrudan doğruya şunu soruyorsanız Ergenekon davası etkilenmeyecek. Onu söyleyeyim size. Çünkü orada bitmiş bir dava süreci var. Bitmiş davada her ne kadar gerekçeli karar ortada olmasa da 6 aydır. O da tabii ayrı bir sorun. Ayrı bir tartışılması gereken konu. Orada birçok tutuklu insan var. Henüz daha temyiz aşaması olan Yargıtay süreci başlayamadı. Niye? Çünkü ortada gerekçeli karar yok. Kanaatimce şu tartışılan özel yetkili mahkemelerin tümüyle kaldırılması, hatta terör mahkemelerinin kaldırılmasının o yasalaşmanın bekleme sebebi de o kararın çıkamamasıdır. Çünkü o kanun çıktığında mahkemenin ve müzakereye katılan hakimlerin yetkisi sona ereceği için gerekçeli kararı kimin yazacağı konusunda da bir önemli sorunla karşı karşıya kalınacak. Onu bir şekilde geçici hükümle aşmak mümkündür. Ancak Türkiye'de tabii Sayın Gündar baştan bu tarafa yıllardır söylediğim husus şimdi yine sorun olarak tutukluluk sorunu, suç örgütleri sorunu, telefon dinleme sorunu Türkiye'nin karşısında duvar gibi duruyor. Peki, ha, bu 5 yıllık evet, süreye indirmekle bu sorunu asla çözemezsiniz. Onu söyleyeyim. Peki 5 yıl sınırı aşağı yukarı kaç kişi etkilenir? Hangi davalar en çok etkilenir? Bunlara dair bir tahmininiz olabilir. Devam eden davalar, örneğin KCK devam eden bir dava. 5 yıl orada tutukluluğu doldurmuş olan varsa, çünkü 5 yıllık süre uzun. O etkilenecek ama Ergenekon davasında yargılanan kişiler eğer yasa düzenlemesinde temyiz sürecinin de tutukluluktan sayılacağına dair, sayılması gerektiğine dair bir açıklık olmazsa maalesef Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun bu konudaki hatalı benim katılmadığım kararı nedeniyle Ergenekon davasının tutukları 5 yılı geçenleri eğer 5 yılı yerel mahkeme aşamasında doldurmamışlarsa bırakılmayacaklar. Örneğin Ergün Poyraz etkilenebilir. 5 Ağustos 2013 tarihi itibariyle Ergenekon davasında 5 yıllık tutukluluk süresini dolduranlar bu kanun çıktığında bırakılacak. Ama 5 Ağustos 2013 kısa kararı henüz gerekçeli karar çıkmasa da o tarihte karar verildiği için ondan bir gün sonra, bir ay sonra 5 yılını dolduranlar maalesef Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun o temyizde, yani karardan sonra geçen tutukluluk süresini biz tutukluluktan saymayız anlayışı ve kararı gereğince etkilenmeyecekler. An itibariyle tespit bu ama Türkiye'de sabah erken kalktın ne olacağı belli değil. Doğru. Yani gerek yasa düzenlemelerinde gerek uygulamalarda ilginç gelişmeleri görüyoruz. Örneğin Anayasa Mahkemesi milletvekilleri ilgili de birkaç gün içerisinde incelemeyi yapıp bitirebildi. Şimdi Sayın Eski Genelkurmay Başkanı'nın dosyasının incelenme ihtimali var. Yani değişkenlik gösteren durumlar. Ancak Sayın Başbakan'ın açıklamasını 5 yıla tutukluluk süresi indirilecektir diye tespitini yapıp açıklamasını yapacak olursak zaten 10 yıllık tutukluluk süresini Anayasa Mahkemesi biliyorsunuz iptal etti. O iptal kararı 2 Ağustos 2014 tarihinden sonra zaten yürürlüğe girecek. Ve zaten Sayın Gündar bizde 5 yıllık 10 yıllık tutuklama süreleri de yok. Bu süreler
olmak zorundaysa, ki tutuklamada bir süre de olmaz. Çünkü süre koyduğunuzda hakimlerin, mahkemelerin o sürelerin sonuna kadar kullandığını da görüyorsunuz. Evet. Ancak bunun içinde, bu işin içinden çıkamayınca kanun koyucu dedi ki biz süre belirleyelim. Azami süreleri koyalım. Tabii ki onlar azami süreler mutlaka kullanılacak demek de değil. Aynen gözaltı süreleri gibi. Eğer tutuklamanın şartları kalkmışsa iş bitmiştir. Ancak şimdi kanun koyucu eğer verilecek cezanın ağırlığına göre tutuklamanın yapılabileceği, eğer katalog suç uygulaması gibi hatalı uygulamalara neden olan hükümleri kaldırmaz, değiştirmezse ve 5 yıl belirlerseniz, daha önce tutukluluk süresi zaten 2+1 yıldı, 3 yıldı, azami terör suçlarında 6 yıldı. Bu da yanlış uygulamayla yapıla yapıla Türkiye'de şöyle bir anlayış oldu. Ağır cezalık adi suçlarda tutuklama süresi 5, terör suçlarında 10 yıldı. Bu da yanlıştı ama Türkiye'de maalesef kuralları ve uygulamaları birçok alanda kişi hak ve hürriyetleri aleyhine değerlendirme anlayışı olduğunda, biliyorsunuz daha önce o tahliye süreçleri başlayınca Hizbullah davasından yargılananların bırakılma gerekçeleriyle öyle bir telaş ortaya çıktı ve tutuklamaya bir tedbir gibi değil bir ceza gibi bakma anlayışımızda olduğu için, nitekim bakarsanız köşe yazılarına hep insanlar destekledikleri insanların görüşlerin yanında yer almak pahasına tutuklamaya lehte veya aleyhte görüşler bildirdiğini görüyoruz. Altını çizerek söylüyorum. Tutuklama kişinin adaletten veya delilleri karartmak iddiasından dolayı, adaletten kaçmak veya delilleri karartmak iddiasıyla bunu gösteren somut şüphelerin olduğu, kuvvetli şüphelerin olduğu durumda uygulanabilecek Ersin, geçici bir vasıtadır. Alternatifi adli kontroldür. Biz bu anlayışı kavramadıkça uygulamayı işte ancak bu kadar düzeltirsiniz. 5 yıl yanlıştır. İki düzenleme yapılmalıdır. Bakın net altını çizerek söylüyorum. Ya asliye cezalık suçlarda tutukluluk süresi 1 yıl, ağır cezalık suçlarda azami 2 yıla getirilmeli. Eğer 5 yıl kabul edilecekse de temyizde, yani Yargıtay'da geçen sürenin tutukluluktan sayılmasına dair bir düzenleme yapılmalıdır. Aksi halde tutuklama tedbirinde süre bakımından bir arpa boyu yol gidemeyiz biz. Ersan Şen, çok çok teşekkür ederiz bu somut iki öneriniz için de. Ayrıca ya 1-2 yıla sınırlanmalı ya da Yargıtay'da geçen süre dahil edilmeli diye. Kimler serbest bırakılabilecek konusunda önümde bir liste var. Doğru mudur bilemiyorum ama yapılan hesaplamalarda yürürlüğe girdiğinde hemen salıverilecekler arasında gazeteci Tuncay Özkan, emekli Tuğgeneral Veli Küçük, Sevgi Erenoğlu, Hurşit Tolon, Levent Ersöz, Doğu Perinçek, İbrahim Şahin gibi isimler zikrediliyor. İlker Başbuğ etkilenmeyecek. Fatih İlmoğlu'nun Nisan'da sona erecek. Yazar Ergün Poyraz biraz önce söylendi, serbest kalacaklar arasında. Böyle bir liste, şimdi herkes eminim kendi hesabını yapıyor. Askeri casusluk davası etkilenmiyor. KCK'da en eski tutuklular Nisan 2009'dan. Dolayısıyla her davada farklı sonuçlar tutuklamalara göre oluyor. Hemen etkilenebilecek isimler ilk elde çıkan bunlar gibi görünüyor.